Sayın Oda Başkanım, Kırşehir Oda Başkanım, Sayın Hocamız, meslek mensupları, stajyerler, basınımızın değerli temsilcileri, meslek mensuplarının vergisel sorumluluğu ve muhtasar ve prim hizmet beyannamesi birleşmesi konulu seminerimize hoş geldiniz. Açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Bahadır Başı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli başkanım, çok değerli hocam, çok değerli meslektaşlarımız, değerli stajyer arkadaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri, sizleri Ordu Mali Müşavirler Odası kurulları adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz eğitimimize hoş geldiniz. Bugün gerçekten iki tane önemli bir konu var. Vergisel sorumluluk, müteselsiz müşterek sorumluluk başlığını açtık. Bununla ilgili eğitimlerimiz devam edecek. Niye devam edecek? Meslek mensubunun kendini garantide hissetmesi için bu eğitimler çok önemli. Yani yaptığımız işin riskini, sorumluluğunu bilmemiz lazım. Yani birkaç tane uygulamadan örnek vermek adına söylüyorum. Örneğin BABS'yi vermedin diye sorumlulukla yargılanan arkadaşlarımız var. Kasaya adat yapmadın diye bugün başkanımla görüştük. Sorumluluk, müteselsiz sorumlulukla yargılanan arkadaşlarımız var. Hatta sayın hocamız kendisinin bu alanda önemli çalışmaları var, kitabı var. Niye burada? Çünkü bu konuyu bilen teorisyenlerden birisi. Gerçekten bu işin içinde hem mahkemelerde görüş bildiren, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapıyor. Görüş bildiren bir teorisyen. Kendi görüşleri önemli bizim için. Ama bu meselenin özü şu, sizin kendinizi koruma altına almanız gerekiyor. Bir şemsiyedir bu eğitimler. Bu eğitimlerimiz yine devam edecek. Ama ben hocam buradayken basının huzurunda da tekrarlamak istiyorum. Ekonomik suçun ekonomik cezası olmalı. Yani siz zaten sahte fatura sebebiyle, müteselsiz sorumluluk sebebiyle kişiyi meslekten çıkarıyorsunuz, sonra da hapis cezasıyla yargılıyorsunuz. Mükerrer ceza vermiş oluyorsunuz. Yani bu düzeltilmeli, bu ekonomik suça, mali ceza kıstası getirilmeli. Yine bir başka konu, meslek mensubunun yapılan incelemeden ancak ödeme emrinde haberi olabiliyor. Yani siz meslek mensubuyla ilgili bir sorumluluk yazacaksınız, kesin soruşturmaya çağırıyorsunuz. Meslek mensubu güne oynaya soruşturmaya gidiyor, orada bir açıklama yapıyor. Siz hiç şu an hakkınızda bir soruşturma yapıldığını, sizinle ilgili bir inceleme yapıldığını falan bilmiyorsunuz. Size diyor ki işte işletmeniz şu işi yapıyor muydu? Bilmiyorum vallahi, ben hiç gitmedim. Hiç gitmedim dediğiniz zaman işletmeye zaten sorumluluk kapsamına giriyorsunuz. Nerede haberi oluyor meslek mensubunun? Ödeme emri geldiğinde. Bakın arkadaşlar, sizin savunma hakkınız elinizden alıyor. Hocam bunun için burada bu konuyu tartışacağız yani. Meslek mensubunun savunma hakkını engelliyorsunuz yani. Ama şunu söylüyorum, yine üçüncü bir katkım bu işi hocam. Kasıt, kusur, ihmal ölçütleri dikkate alınmalı. Yani her müteselsiz sorumluluk, her cezanın bir meslek mensubunu müşterek müteselsiz sorumluluğa taşımamalı. Evet, kasıtlı yapmışsa, ispatlanmışsa tabii ki de biz bu arkadaşımızı meslekten temizleyelim, çıkartalım, disiplin cezası alsın ve sistemin dışına çıksın. Ama meslek mensubunun kastı olmayan, kusuru ihmalinden kaynaklanan bir konuyla ilgili meslek mensubunu hapiste yargılamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu meslek mensubunu bu mesleği yapılamaz noktaya taşıyor. Hocam güzel bir şey söyledi. Dünyada dedi bir trend var dedi bugün konuşmamızda. Avrupa'da da dedi profesyonelleri yani mali müşavirleri, vergi danışmanlarının dedi sorumluluk altında. Evet, sorumluluk altındayız. Ama bir şey istiyoruz. Bir sorumluluğumuz varsa bize gelen bir belgeyle ilgili işletmeye, vergi dairesine, karşı tarafa bir çiftlikte yazı yazalım o zaman. Diyelim ki bu işlem doğru mudur? Senin iş yerin var mıdır? Yazabilir misin? Hayır, yazamazsın. Sorumluluğumuz var ama belgeyle ilgili araştırma hakkımız yok. Ben burada biliyorsun pek çok defa söyledim. Bizim sorumluluğumuz doğruluk sorumluluğu değil, uygunluk sorumluluğu. Yani bizim sorumluluğumuz şurada biter. Belge, defter, beyanname eşitse ve özellikle bir konu yoksa, istisnai bir durum yoksa meslek mensubu sorumlu olamaz burada. Çünkü YMV'lerin sorumluluğu, doğruluk sorumluluğu, o işlemin doğruluğunu araştırma, karşılıklı inceleme yetkisi var. Ama bizim böyle bir doğruluk sorumluluğumuz yok, uygunluk sorumluluğumuz var. Dolayısıyla mükerrer 227'den bu hususların düzeltilmesini bekliyoruz. Bir başka konu, muhtasar birleşmesi.
Sayın Özgür Albayrak Kırşehir Oda Başkanımız burada. Kendisi dün bu saatlerde konuştuk. Aslında biz bu beyanname işini bir hafta 10 gün sonraya planlamıştık. Ama bizi kırmadı. Programının olmadığını dün saat 11'de konuştuk. Akşam uçağa atladı, gece 2'de buraya geldi. İşte bu bir hocam, bu işten para kazanmıyor. Paralı gelmiyor, Allah razı olsun. Yani size bir bilgi aktarabilmek için dün akşam saat 7'den beri hareket halinde ve bu akşam da tekrar Trabzon üzerinden geri dönecek. Bu mesleğe gerçekten emeği ve katkısı geçiyor. 30'a yakın odayı ziyaret etti. Belki 5.000, 6.000, 10.000 civarında meslektaşa muhtasarın nasıl yapılacağını anlattı. Niye Kırşehir Odası arkadaşlar? Çünkü Kırşehir Odası, Kırşehir ili 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren muhtasar ve prim hizmet beyannamesini uyguluyor. Hocam bize burada kanun kitabı anlatmayacak başkanım. Başkanım burada uygulama yapacak, muhtasar kesecek, tahakkuk kesecek, ikisinin nasıl beyanlanacağını uygulamaya gösterecek. Dolayısıyla bu geldiği, katkı verdiği için kendisine huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Yine iki konuyla ilgili de bilgi verip, çünkü konular önemli, çok uzatmaya gerek yok. Biz çoğu zaman beraber oluyoruz. Yoğun bir yaz tatili geçirdik. Aslında hiçbirimiz dinlenemedik. Niye dinlenemedik? Biliyorsunuz 7143 vardı, matrah artırımı vardı, yapılandırma vardı. 9 günlük bayram tatili vardı, uzayacak mı, kısalacak mı diye bir tartışma vardı. Gerçekten yoruldu yani, bir tatil gerçekleşmedi. Amacına uygun bir mali tatilin olmasını bekliyoruz. Lafta, kağıtta değil, gerçekten amacına uygun, bu meslek mensubunu yorulan, hizmet eden, camiye için çalışan, ülke ekonomisi çalışan bu meslek mensubunun en azından 15 gün gerçekten hakkıyla bir tatil yapabilmesi için mali tatilin amacına uygun olmasını diliyorum. Şu an gündemde olan iki konu var. Birincisi ödeme kaydedici cihazlar konusu var. İşte hani bir kaos halinde. Bazen de başkanımla da konuştuk. Kaosu biz yaratıyoruz, biz büyütüyoruz. Oysa uygulama çok basit. Eski nesil yazar kasaların bildirimi söz konusu. Bu konuda biz de İstanbul Odası da, Kırşehir Odası da pek çok oda bunun uzatılmasına, birbirinden itibaren başlanması için müracaatlarımızı da yaptık. Birliğe yazı yazdık yani, müracaat dediğimiz, birlikten taleplerimizi ilettik. Ama şu yani, eski nesil yazar kasaların ki 200 bin liranın altında olan yazar kasaları kaldı, çok az. Onların bildirimi, yani yeni nesil yazar kasalarla ilgili bir bildirim yok. 15 Kasım'a kadar, Ekim ayının 4 tane yöntem var. Bu yöntemden birinin tercih edilmesi gerekiyor. Eğer 15 Kasım'a kadar herhangi bir mükellef sisteme girip Gelir Dairesi Başkanlığı ÖKC bölümüne girip tercihini yapmazsa kendisi Gelir Dairesi'nin internet sitesi üzerinden bildirim seçeneğini seçmiş durumuna düşüyor ve bu şekilde beyannamesini bu yöntem ile verecek. Yani ÖKC bilgisini. Ne istiyor? Bir aylık toplam satışta toplam kadro. Arkadaşlar, değerli üstadlarım var burada. Yaş olarak benden büyük. Hatırlıyorsanız e-beyanname çıkmadan önce, 2004'ten önce elle katma değer vergisi beyannamesi verirken ekinde bir şey veriyorduk. Hatırlayanınız var mı? Maliyamızda raporu veriyorduk. Ekine ekliyorduk. Aslında bu uygulama ondan başka bir şey değil. Yani bunu eskiden elle katma değer vergisi beyannamesi veriyorduk. Onun arkasına zımbalayıp veriyorduk. Şimdi bu uygulamadan vazgeçtiler. Yeni nesilde alıyorum diyor. Basit usulü defter beyana geçtiği için basit usulü vermesine gerek yok diyor. İşletme defterleri şurada 3 ay verecek diyor, gelecek sene defter beyana geçtiği için işletme defterleri de bunları vermeyecek diyor. Kim kaldı geriye? Bilanço esasına göre defter tutan ve eski nesil yazar kasa kullanan işletmeler verecek. Bu kadar açık. Yani kaos, konuşuyoruz, orası mı var, burası mı var, büyük büyük bindi sırtımıza, onu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız, Angarya mıdır, değil midir, biz mi yapacağız? Gerek yok ki bunlara, yani yok yani. Zaten çok sınırlı bir alan. Yine bir başka konu, basit usul, bu konuyla ilgili çalışma da yapıyoruz. Hiçbir meslek mensubu sözleşme imzalayarak bir odanın defterini tutamaz arkadaşlar. Basit usulde ya mükellef gelir sizinle anlaşma yapar veyahut da siz büronuzu kapatırsınız, bağımsız mali müşavir olarak gider bir odayla anlaşırsınız, o odaya sadece o odaya hizmet verirsiniz. Büronuz vesaireniz olmaz. Bu şekilde basit usul defter tutulabilir ve bu odalar şifre alabilir. Her önüne gelen, her mükellef basit usulde gidip idareden şifre alamaz arkadaşlar. Yani uygulama net. Burada da şunu söyleyeyim, 30 Eylül'e kadar basit usulle ilgili sisteme giriş yapmamız gerekiyor ve 31 Ekim'e kadar 9 aylık basit usul bilgilerini sisteme aktarmamız gerekiyor. Yani eğer bir mükellefimiz basit usul anlaşma yaptıysa 1 Ocak 30 Eylül sürecini 31 Ona kadar
sisteme yüklememiz gerekiyor. Benim söylemek istediklerim bunlar. Ha diyeceksiniz ki ÖKC'ye uzar mı? Muhtasar prim hizmet beyannamesi uzar mı? Basit usul uzar mı? Uzamaz demek için yürek ister. Türkiye'de hiç bunun hep tersini yaşadık. O yüzden umarım seminerimiz faydalı geçer. Değerli iki hocamız var, zamanını almayayım. Geldiğiniz, katkı verdiğiniz, salonu doldurduğunuz için, iki aydan sonra yeniden bir arada olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Meslek mensuplarının vergisel sorumluluğu konulu semineri sunmak üzere Sayın Hocamız Doktor Öğretim Üyesi Ercan Sarıcıoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Başkanın nezdinde sizleri beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle akademik olarak benim çalışmış olduğum bir konu serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirleri müşterek ve müteselsiz sorumluluğu konusunu birlikte değerlendireceğiz. Hocam oturarak kapatırsan sesim mikrofonu. Daha mı? Daha iyi. Daha iyi. Birlikte değerlendireceğiz. Hem size bu konuda biz teoride çalışanların görüşlerini, hem siz uygulamada yaşanılan hususları, hem de yargının yaklaşımını, mahkemelerin yaklaşımını birlikte inşallah değerlendireceğiz ve bu konuda sonuçlar çıkarmaya çalışacağız. Tabii sizden gelen geri dönüşler de bizler için çok önemli. Sizden aldığım veriler benim sonraki çalışmalarımda tabii ki bana da ne olacak? Bir kayıt olacak, veri olacak. Biz de bunları değerlendireceğiz. Önce şuradan başlayayım. Meslek mensuplarının bir sürü sorunları var malum. Buraya bilirkişi eğitimleri için gelmiştim. Üstadlarım var, beni tanırlar. Bilirkişi eğitimlerine geldiğimizde belli konularda meslek mensuplarının sorunlarını dinleme fırsatım olmuştu. Şimdi müşterek ve müteselsiz sorumluluk konusuna gelmeden önce şunu ifade etmem lazım. Bir, devletin meslek mensupları yani mali müşavirlere bir bakışı var. Mali müşavirlerin kendilerine bir bakışı var. Yargının mali müşavirlere bakışı var. Bir de bizlerin yani üniversitede teori çalışanların mali müşavirlere bir bakışı var. Şimdi bu bakışların birbiriyle olan çelişkisinin, çatışmasının siz derdini ve sorununu çekiyorsunuz. Meslek mensupluğu öyle bir meslek grubudur ki arafta kalır. Araf. Yani malumunuz ve İsa'ya ve Musa'ya. Niye? Çünkü 1989 yılına kadar malumunuz meslek mensuplarını ilgilendiren bir yasal düzenleme yoktu. 1989 yılında bir kanuna kavuştu. Bu tarihe kadar uygulamanın getirdiği bir takım neler vardı? Birikimler vardı. 89 yılında bu kanun yürürlüğe girdi. Sonrasında değişiklikler oldu. Günümüzde 3568 sayılı kanunun uygulamasıyla biz ne yapıyoruz? Meslek mensupları tanıyoruz. Şimdi meslek mensupluğu, mali müşavirlik bir vergi danışmanlığı müessesesidir. Vergi danışmanlığı, vergi profesyonelliği Avrupa'da ve Amerika'da üzerine yoğunlukla düşünen bir husustur. Başkanım söyledi. Biz Dünya Ekonomik Forumu'nu takip ettik Davos'ta, değil mi? Ocak ayında oldu, bilmiyorum fark ettiniz mi? Orada Birleşmiş Milletler'in temsilcisi şöyle bir şey söyledi. Bütün ülkelerde, bütün Avrupa'nın temel sorunu, vergiye dair temel sorunu, vergi kayıp ve kaçakçılığı ve matrafların aşılması problemi. Ne demek matrafların aşılması? Daha az vergi ödeyebilmek için mükelleflerin vergiden kaçınma ve vergi kaçırma metotlarına başvururuz. Bunun için biz ne yapalım diye düşündük dediler ve profesyonellerin sorumluluklarını arttırıldı. Yani kimlerin? Sizin. Neden? Çünkü devletin idari hiyerarşik yapısı
çok etkin mekanizmalarla doldurulabilecek bir hukuki durumda değil.